ya? Medine! Buyurun Mehra Hanım. Bu ne? Kolye. Onu görüyorum. Senin kolyenin benim takılarımın arasında ne iş var onu soruyorum sana. Bu benim kolyem değil ki. Yani bu sizin kolyeniz, o yüzden ben oraya koydum. Sence ben bu kadar ucuz bir şey takabilir miyim? Nereden çıktı bu? Kimin kolyesi bu? Bu şey Yiğit Bey'in ceketin cebinden çıktı. Yani düştü asarken. Yiğit'in ceketinden düştü. Emin misin? Eminim. Hangi ceketinden? Göster bakayım. Göster. Nasıl ya? Yiğit'in ceketin cebinde ne işi var bunun? Bu işte hani o gün demiştiniz ya Asiye, asarken düştü cebinden. Ya bizim Anadolu Lisesi'nden çocuklarla buluşacaktık. Unutmuşum, işten güçten aklımdan çıkmış. Aradılar gelmiyor musun diye. Al şunu, çık. Çık. Ne yapıyorsun öyle tepemde dikili bir şey? Aa, korktun mu? Ödüm koptu. Ay, uyandırmaya gelmiştim seni ama dün gece burada uyuyakalmışsın. Uykun bölünmesine de kıyamadım canım. Hadi kalk, kalk orta sırada. Burada mı uyumuşum ben ya? Oy. Ay, her yerim tutulmuş. Uf. Ay. Ay, kocasını da düşünürmüş. Şu güzelliğe bakın ya. Gel bir öpeyim karıcığım seni. İster gibi de kokar. İyi, tamam. Ben bir elim yüzümü yıkayayım, ineyim kahvaltıya, tamam canım? Tamam canım. Ama sen beni böyle her sabah kapıdan uğurlarsan şımarırım. Şımar, şımar. Hadi akşam görüşürüz. Hı? Görüşürüz. Alo. Ya merak ettim, bir gelişme var mı? Her şey yolunda. Sorun yok, gayet iyiyiz Meyra'yla. O kolye de bir yerlerde kayboldu gitti herhalde. Harika, çok sevindim. Tamam, görüşürüz o halde. Görüşürüz. Medine. Buyurun Mehra Hanım. Yiğit'in ne kadar eşyası varsa hepsini topla, valize koy, kapının önüne getir. Anlamadım. Ya da dur dur. Vazgeçtim. Hepsi benim paramla alındı. Çöpe at. Tamam Mehra Hanım. Meyra, kızım yavaş yürüsene, yürüyüşe çıktık. Sen koşuyorsun ya, yetişemiyorum artık. Allah'ım ya. Meyra. Meyra diyorum. Ne? Meyracığım bastın gidiyorsun ya. Ay farkında değilim, o kadar hızlı mı yürüyorum? Meyra. Ya müsaadenle bir soluklanabilir miyiz? Ayrıca ne oldu sana? Gergin gibisin, bir şey mi oldu? Bir kolye buldum. Daha doğrusu hizmetçi bulmuş ve benim sanıp takılarımın arasına koymuş. Hizmetçi bir kolye buldu ve sen böylesin. Ben şu an hiçbir şey anlamadım. Adi basit bir kolye. Yani benim takmayacağım cinsten ucuz bir kolye. Yiğit'in cebinden düşmüş. Ne işi varmış Yiğit'in cebinde böyle bir kolyenin? Hakikaten evet. Yani sordun mu Yiğit'e? Sormadım ki. İnsanlara soru sorarsın, hep bir bahaneleri, yalanları olur. Ben o yalanlara tutulacak fırsatı vermem onlara. Direkt bedel ödetirim. Sanırım
Ben de aldatılabiliyormuşum demem gereken yer burası. Haklıymışsın Jülide. Hani benim başıma gelmez diyordum ama geldi. Tatlım boş ver. Bırak şimdi haklılığı haksızlığı falan. Sen ne yapacaksın onu söyle. Az önce söylediğim gibi bedelini ödeteceğim. Hayda. Tamam Meyra'cığım, yavaş yürüyerek ödenir o bedel. Lütfen bak. Fulleyelim babacığım. Tamam. Ya. Evet babacığım, ne kadar? Sizin araç kaç numaraydı beyefendi? Şu 4 numara, bir de suyum var. Buyurun. Maalesef kart geçersiz diyor. O ne demek ya? Vallahi geçmedi. Allah Allah. Tamam, başka bir kart deneyelim. Bir saniye. Enteresan. Buyurun. Hı hı. Yok, buna da geçersiz diyor. Ne oluyor ya? Niye geçersiz diyor, niye çekmiyor anlamadım. Olmuyor beyefendi. Nasıl olmaz kardeşim? Bunlar sürekli benim kullandığım kartlar. Sizin post cihazınızda bir arıza olmasın? Yok efendim, bizim makinede bir problem yok. Sizin kartlarınız red veriyor. Arkadaşım sen benim kim olduğumu biliyor musun da bana böyle konuşuyorsun? Geçersiz meçersiz diyorsun. Her zaman kullandığım kartlar diyorum sana ya, Allah Allah. Jülide şu anda müsait değilim, ben seni sonra arayayım mı? Yiğit. Ne var Jülide? Ya Meyra kolyeyi bulmuş. Buyurun. Teşekkürler. Ne oluyor? Bir şey anlatacak mısın artık? Meyra, bir şey söyle. Öğrenirsin. Gelir şimdi. Geldi. Meyra. Neler olduğunu lütfen bana anlatır mısın? Kartlarımı iptal etmek ne demek ya? Herkese rezil oldum. Benzinciye girdim, para yok. Arabam benzincide kaldı. Taksiye bindim, param çıkışmadı. Güvenlikten para dilenmek zorunda kaldım. Ayrıca bu çöpün yanında kıyafetler benim kıyafetlerim mi? Medine, ay çöpün yanına mı attın? Ben sana işini at demedim mi? Yani şey çöp doluydu, ben de yanına koydum. Başka çöpe atsaydın, yok mu başka çöp? Ya siz ne tartışıyorsunuz lütfen? Biri bana ne olduğunu anlatabilir mi? Vallahi bak ben de çok merak ettim şimdi. Nasıl bir günah işledin acaba? Sen karışma. Bu kolye ne Yiğit? Kolye mi? Bilmiyorum. Yalan söyleme. Çok iyi biliyorsun hangi kolye olduğunu. Çünkü senin cebinden çıktı. Medine ceketini asarken cebinden düşmüş. Ha, bakayım. Ha, bu kolye. Geçen ben bunu buralarda bir yerde buldum. Kaybolmasın diye de cebime koydum, senindir diye. Benim mi? Sahte bu kolye, sahte. Ben hayatımda sahte bir şey takmadım bile. Böyle uyduruk, kıydırık bir şey. Ne bu? Ya bütün tatava bu kolye yüzünden mi Meyra? Ne bileyim ben, Medine'nindir. Değil. Allah Allah, başka birinindir o zaman hayatım. Bu eve bir sürü insan girip çıkıyor. Daha geçen gün parti vermedik mi biz burada? Onlardan birinindir. Partiye gelen herkes aradım. Ketrit'teki kızları bile. Hiç kimsenin değil. Dedi ve gol oldu. Evet, seni dinliyorum. Kimin bu kolye? Evet, ben de. Vallahi merak ettim ya. Kimin bu kolye? Ha? Aa, o benim kolyem değil mi ya? Her yerde onu arıyordum ben. Senin mi? Senin böyle bir kolyen yok ki. Sen böyle bir kolye takmazsın bile. Tarzın değil bir kere senin. Yani annem, beğendim aldım. Buna da mı karışacaksın? Verir misin lütfen kolyemi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.